Almanya'daki geziniz devam ediyor. Ülkede faaliyet gösteren örnek iş kadını Songül Engin, hizmet verdiği hasta bakım servisiyle yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakın nasıl yardım elini uzatıyor. İzliyoruz. Kimsesiz, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere hizmet veren hasta bakım servisleri, sağlık alanında önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Berlin'de kurduğu hasta bakım servisiyle kimsesiz, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere hizmet veren Songül Engin, bir gülüşle insanları hayata bağlamak dünyaya bedeldir, diyor. Berlin'de yaşayan Türklerin en başarılı olduğu sektörlerden bir tanesi de Pflegedienst, yani hasta bakım servisi. Şimdi bu hasta bakım servisi, yani Pflegedienst konusunda adından başarılı ve söz ettiren Sayın Songül Engin Hanım'la beraberiz. Neden Asil Pflegedienst? Bu mesleği seçmenizdeki en büyük sebep neydi? Bu mesleği seçmemdeki en büyük neden, bundan 12 yıl önce bir praktikum yapmak zorunda kalmıştım 6 aylık. Bu arada çok kimsesiz, yaşlı, yalnız, bakıma muhtaç insanlar gördüm ve bu beni çok etkilemişti. Ben bir gün kendi işimin sahibi olacağım dedim ve bu insanlara daha çok hizmet vererek daha mutlu etmeye çalışacağım. Bu nedenden dolayı böyle bir işe kalkıştım. Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim ve çok severek çalışıyorum. Başarının sırrı ilk etapta insan ayrımı yapmadan bütün insanlara insanca davranmak, onları sevmek, herkesi aynı anda aynı oranda kucaklamak, saygı, şefkat, huzur vermek. Ayrıca biz hastalarımıza ilaç yerine, iğne yerine, serum yerine sevgi götürüyoruz, şefkat götürüyoruz, huzur götürüyoruz, saygı götürüyoruz. Bundan dolayı da çok keyif alıyoruz. Tüm personelimiz ekip olarak da buna çok özellikle gönül vermiş arkadaşları tercih ediyorum. Vücut bakımı, ev, iş halini temizlemek, alışveriş yapmak, hastalarımızın doktorlarıyla ilgilenmek, onların ilaç ve gereksinimlerini ayarlamak, yani bir şekilde bir bütün diyelim, bir bütün her şeylerini biz üstleniyoruz. Şu anda yaklaşık kaç tane personeliniz var? 35-40 tane personelimiz var. Bu mesleği seçmek isteyen kişilere edecek olduğunuz bir tavsiye var mı veyahut önerileriniz var mı? Tabii ki. Yani ilk etapta gerçekten insanlara saygı, sevgi ve huzur vereceklerse böyle bir mesleği tercih etsinler. İşin maddi boyutu bir tarafa, manevi boyutu çok güzeldir. Yani değeri biçilmeyecek değerlere sahip çok güzel şeyler insan elde edebiliyor. İnsanlara yardımcı olmak, ellerinden tutmak, bir gülüşle onları mutlu etmek bence dünyaya bedeldir. Bu mesleğin kolay tarafları olduğu gibi mutlaka zor tarafları vardır. Sizin bu 10 senede karşılaştığınız zorluklar nelerdi ve bunları nasıl aştınız? Tabii ki dönem dönem çok zorluklarla karşılaştık. Bu sektörde ayakta kalabilmek, gerçekten sağlıklı çalışabilmek çok da kolay değil. Hastalarımızın yarısı diyebilirim ki okuma yazmaları yoktur. Bir kağıt kürek okutmakta veya onlara bir şey anlatmakta dönem dönem çok zorlanıyoruz ki hele ki yakınları yoksa, hele ki onları temsil eden bir betroyeleri veya bir avukatları yoksa biz bu durumda tabii çok zor durumda kalıyoruz. İkincisi artık sağlık kasaları eskisi kadar çok rahat değiller. Yani talep çok, çok fazlasıyla Pflegedienstler açıldı. Sağlık kasaları tabii bütçelerinden dolayı zorlanmamak için belirli şartları veya belirli verilmesi gereken şeyleri kestiler. Eskisi kadar kolay değil. Yani diyelim bir hastanın gerçekten 3 gün bakıma ihtiyacı varsa, hayır artık biz bir gün verebiliyoruz diyebildikleri şeyler oluyor. Ne yapıyoruz? Geriye kalanı biz kendimiz bir şekilde organize edip onlara iyi bir hizmet vererek bakmaya çalışıyoruz. Size hastalar nasıl ulaşıyor? Yerimiz bizim U-Bahn Berlingdam'dayız. Barutaştrasse 11. Ayrıca internet üzerinden de ulaşabilirler. www.asilpflegedienst.de. Bize Türk İşi Branşı Muhtan ulaşabilirler. Bize reklamlarımızdan ulaşabilirler, doktorlardan ulaşabilirler. Yani birçok yerde flyerlarımız vardır, reklamlarımız vardır. Bu hizmeti almaktan çekinmesinler, korkmasınlar. Birçok kuruluşlar vardır. Başvurabilirler, bize direkt gelebilirler, internet üzerinden ulaşabilirler. Asil Pflegedienst dediğimiz gibi Meriktam'dayız. Her türlü yazışmalar, gerekli müracaatlar yapmaya hazırız. Songül Engin yeni yıla yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerle birlikte girdi. Bu görüntüler de onlar için düzenlenen özel geceden. Beni bütün destekleyen arkadaşlarıma, bütün dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum.
Ben de çok emeği olan özellikle kardeşim Deniz'i buraya davet etmek istiyorum. Güzel insanlar aramızdan görmekten mutluluk duyuyoruz. İyi akşamlar diliyorum tekrardan. İyi eğlenceler.